Merhaba herkese, ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere yazın yaptığım bir videonun farklı bir versiyonunu yapacağım. Yazın sizlere birkaç tane gençlik dizisi önermiştim. Ve bugün de sizlere semester tatiline girdiğimiz için birkaç tane film önerisi yapmak istedim. Efendim? Video çekiyorum. Peki. Bugün de sizlere semester tatiline girdiğimiz için birkaç tane film önerisi yapmak istedim. Birkaç gün önce birkaç kişi bana Instagram'dan film önerisi yapar mısın diye sordu. O yüzden de yapmak istedim. Aynı zamanda bugün karnelerimizi aldık hepimiz. Umarım hepinizin karnesi güzel gelmiştir. Evet, şimdi videoya geçelim. Bu tarafa yapıyorum. Kesin yanlış çıkacak. Hadi bakalım. İlk başta birkaç tane gençlik filminden başlamak istiyorum. İlk önereceğim gençlik filmi Ferris Bueller's Day Off diye bir film. 1986 yapımı ama yılı umarım size böyle bir şey yapmalarını. Gerçekten çok çok eğlenceli bir film. Ferris diye bir ana karakterimiz var ve güzel bir gün olduğu için okulu kırmak istiyor ve okulu kırıyor. Bunu anlatıyor film ve arkadaşlarını da yanında alıyor. Çok yani aslında durum hikayesi ama gerçekten çok çok hoş ve çok çok komik aynı zamanda. O yüzden öneririm. İkinci gençlik filmimiz ise birazcık daha ağır, birazcık daha dramatik bir film. İsmi Dead Poets Society. Belki duymuşsunuzdur. Duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Robin Williams oynuyor çünkü. Dead Poets Society bir tane Amerika'da sanırım yatılı okulu anlatıyor, lisesini. Okul çoğunlukla bilim derslerine daha çok önem veriyor. Ama birkaç öğrenci edebiyat dersinden ve yeni öğretmenlerinden Robin Williams çok zevk alıyor ve böyle bir edebiyat kulübü kurmaya karar veriyorlar. Onun hikayesi, film 1989 yapımı. Yine birazcık eski bir film seçmişim ama hani genel olarak gerçekten çok çok güzel bir film. Hepinize çok öneririm. Bu film önermelerini sırf gençlik filmi olarak kısıtlamak istemiyorum. O yüzden şimdi birkaç tane gerçek... Efendim! Babamın dövmesinden önce dediğim gibi bu videoyu sadece gençlik filmleriyle kısıtlamak istemiyorum. O yüzden şimdi birkaç tane gerçek hayat uyarlaması birkaç film de önereceğim. İlk önereceğim film Persepolis diye bir animasyon ve listemdeki tek animasyon. Persepolis Marjan'ın hikayesini anlatıyor. Marjan İran'da İran İslam devrimini yaşayan, yani o sırada yaşayan küçük bir kız ve onun hayatını anlatıyor. Aslında çizgi romandan uyarlama. Hatta çizgi roman da bende var şurada bir yerde. Ama hani filmi beni o kadar derinden etkilemişti ki gerçekten çok hoşuma giden bir film. Ve şu anda hem ülkemizin durumu hem de bir sürü başka ülkelerin durumunu da çok çok iyi yansıtan bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden izlemenize gerçekten öneririm. Sonra bir başka gerçek hayat uyarlaması önereceğim film ise American Animals diye bir film. American Animals 4 tane sıkılmış üniversite öğrencisinin okullarındaki kütüphaneyi soymalarını anlatıyor ve bu gerçek hikaye. Hani çok komik gerçekten aslında. Hani trajikomik bir durum. Buna hazırlanıyorlar. Bunun hikayesi. Ama filmin güzel yanlarından biri şu. Bir 4 tane ana karakterimiz var. Gerçek hayattaki 4 kişiyi oynayanlar var. Hatta içine Evan Peters falan filan da var. Bir de aynı zamanda belgesel niteliğine, belgesel gibi asıl olayı yaşamış diğer 4 kişi. Yani asıl kişiler. Olayları kendi gözlerinden anlatıyorlar ve bence çok güzel ikisinin böyle bir karışımı bir film olmuş. Yani hem oyuncular var, sahneyi canlandırıyorlar. Hem de gerçek hayatta bunları yaşayan insanlar var. Anlatıyorlar kameraya belgesel gibi. Gerçekten çok enteresan ve değişik bir filmdi. Öneririm bunu da. Bir başka gerçek hayat uyarlaması filmde 2017 yapımı The Death of Stalin filmi. Stalin bildiğiniz üzere Rusya'nın en cani, en vahşi liderlerinden biriydi. Ve bu da onun, şaşıracaksınız, ölümü üzerine bir film. Ama bu aslında çok çok komik bir film. Gerçekten hani The Death of Stalin başlıklı bir filmin böyle komik bir film olacağını asla düşünmezsiniz ama gerçekten çok çok komik bir film. Hani politika üzerinden komedi yapılınca çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden bu kesinlikle, eğer öyle bir mizah anlayışınız varsa, kesinlikle önerebileceğim bir film. Ve hani Rusya'nın tarihini, Rusya'nın politika tarihini aşırı bilmiyorsanız da sonu kesinlikle sizi çok şaşırtacak bence. O yüzden kesinlikle öneririm. Şimdi bir sonraki filmim hem gerçek hayat uyarlaması hem de romantik bir film. The Big Sick diye bir film. Burada bir tane komedyen, bir tane de bu komedini izlemeye gelen kızın hayatlarının kesişmesi anlatılıyor ama şöyle bir durum. Kız bir süreden sonra hastaneye yatırılıyor ve adamın, bir şekilde adam onun refakatçisi oluyor. Bir garip bir durum yani aslında. Çok enteresan ve romantik bir film. O yüzden onu da öneririm. Hem gerçek hayat uyarlaması hem de romantik. Romantik filmler demişken bu filmi bahsetmesem olmaz hani. Bir sonraki önereceğim film Call Me By Your Name. Şaşırmadık.
Call Me By Your Name, Elio diye 17 yaşında bir tane gencin İtalya'daki yazını anlatıyor. Şöyle, babası Elio'nun her sene bir tane üniversite öğrencisi, üniversite mezunu öğrencisini İtalya'daki yazlıklarına çağırıyorlar ve hani ona yardımcı oluyor bu öğrenci. Ve bu yazda gelen kişi Oliver diye bir adam. Ve romantik bir film, Elio ile Oliver'ın arasında geçen şeyleri anlatıyor. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum, o yüzden bir sonraki filme geçelim. Bir sonraki önereceğim filmde Portrait of a Lady on Fire diye bir film. Geçenlerde izledim, hani çok yakın zamanda çıktı o da. Ve bu da romantik bir film. Bu da aslında bence Call Me By Your Name'in hikayesine birazcık benziyor. Şimdi isimlerini büyük ihtimalle yanlış söyleyeceğim ama Heloise diye bir tane kız var. Heloise'in portresini yapmak için Marianne diye bir kız geliyor. Fransa'da bu arada geçiyor film. Ve onların arasında yaşanan ilişki anlatılıyor. Ama şöyle diyeyim, ilk başta bu portrenin yapılma amacı Heloise'in İtalya'da bir tane koca adayı var. Ve koca adayı da bu portreye göre kızla evlenmeyeceğine karar verecek. Ve o yüzden de Heloise'in annesi Marianne'e diyor ki kızımın bundan haberi yok, o yüzden gizlice onun portresini çizer misin diye başlıyor hikayeleri. Ve çok romantik, çok güzel bir film. Gerçekten bunu öneririm. Bayağı iyi bir filmdi çünkü. Ve bir başka romantik filmde, bu benim hani hayatta en sevdiğim filmlerden biri. Ve en sevdiğim yönetmenlerden birinin filmi o yüzden. Bir sonraki önereceğim film La La Land. La La Land'i hani daha ne kadar önersem azdır. Bence hem romantik hem gerçekçi hem insana yani o kadar fazla duyguyu sana aynı anda hissettiriyor ki. Ve benim için çok önemli bir yere sahip. O yüzden bu filmi gerçekten çok severim. Şöyle, film Mia ve Sebastian'ı anlatıyor. Mia oyuncu olmak isteyen bir barista. Yani bir Starbucks gibi bir yerde çalışıyor. Ve Sebastian da caz aşığı. Piyano çalıyor. Piyano çalarak şu an kendini geçindiriyor ama aslında hayali bir caz kulübü açmak. Onların hayatların kesişmesi ve aralarında yaşadıkları ilişkileri gerçekten ama gerçekten çok çok güzel. Ve Damien Chazelle yönetmeni, yani en sevdiğim yönetmenlerden biri. O yüzden hani ikisi birlikte çok güzel film. Çok güzel film. Ve hani gerçekten bu filmle beraber ben yönetmen olmak istediğime karar verdim ve hani o kadar önemli bir yere sahip ki benim için. Umarım izlediğinizde veya izlediyseniz de öyle bir yere sahiptir sizin için. Eğer öyleyse lütfen yorumlara... Şimdi bir tane daha Damien Chazelle filmi önermek istiyorum. Damien Chazelle'in bir önceki filmi La La Land'den Whiplash diye bir filmdi. Whiplash gerçekten çok çok iyiydi. Whiplash bir tane bateristi anlatıyor, Andrew diye. Bir tane müzik okulunda mantıken iyi olmak isteyen bir baterist ve çok da sert bir öğretmenleri var ve öğretmenlerinin gözüne girmek için çok uğraşıyor. Bunların hikayesi anlatılıyor ve gerçekten çok yorucu bir film. Gerçekten yorucu bir film. Hani sen karakter için terliyorsun, öyle diyeyim. Bunun hikayesi, onun başarı öyküsü denir mi artık bilmiyorum, artık izleyince siz karar verirsiniz. Ama gerçekten çok enteresan ve sürükleyici bir film, hani gerçekten öyle. Şimdi birazcık çok farklı bir janraya geçiyoruz. Benim aslında en sevdiğim janralardan biri. Dedektiflik hikayelerinden iki tane dedektiflik hikayesi önermek istiyorum size. Birincisi The Nice Guys diye bir film. 2016 yapımı. Ryan Gosling oynuyor. Ve enteresan ve güzel bir dedektiflik filmi. Hani komediyi kullanıyor. Hem de aynı zamanda hani iyi oyunculuklar var, iyi aksiyon var. Şimdi bu iki adam, ikisi de dedektif. Çok şaşırtıcı. 1970'lerin Los Angeles'ında bir tane porno yıldızının ölümünü araştırmaya başlıyorlar. Bir garip bir şekilde ölüyor yani. Ve ondan sonra da böyle bir sürü ardarda olay gerçekleşiyor. Çok çok enteresan bir film ve gerçekten güleceğiniz bir film. Aynı zamanda hani düşündürüyor da size. O yüzden bence güzel bir film. Beğenebileceğiniz bir film. Bir sonraki filme geçiyoruz şimdi de. Bir sonraki dedektiflik filmi de Knives Out, Bıçaklar Çekildi diye bir film. Hatta şu an, tam şu an oturduğum anda bu film hala vizyonda. Knives Out şöyle bir şeyi anlatıyor. Bir tane yazar, büyük bir dedektiflik hikayesi yazarı, evinde, hatta doğum günden hemen sonraki günde boğazını kesilerek öldüğünü görüyoruz. Ve bunu anlatıyor. Şimdi bunu gerçekten şey yapmak istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Yeni çıktı. Arkadaşlarımla beraber gittim ve gerçekten çok güzel bir film. Oyunculuklar çok güzel. Chris Evans, Daniel Craig, Ana de Armas falan oynuyor. Gerçekten çok iyi bir şey var. Hatta 13 Reasons Why'deki Hannah Baker da oynuyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Film ilk başta bir tane gizem ile başlıyor. Bir gizemi beyninizi yormanızı sağlıyor ama ardından başka bir gizem ortaya çıkıyor. Ve asıl film aslında ikinci gizemle alakalı olduğunu görüyorsun. Ve hani bence yönetmenlik olarak da, senaryo olarak da, kesinlikle senaryo olarak gerçekten çok çok başarılı ve hani çok iyi bir film. Gerçekten uzun süredir izlediğim en iyi dedektiflik filmlerinden biri.
biriydi. Ve bonus bir film daha söylemek istiyorum. Bu da şu an vizyonda diyebiliyorum. Hani geçen hafta vizyona girdi. Bir Türk filmi. Biz Böyleyiz diye bir Türk filmi. Boran Kuzum oynuyor. Özge Özpirinç oynuyor. Hümeyra da oynuyor. Hani gerçekten doğal şakalar var. Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ve senaryo yazımı uzun süredir izlediğim en iyi Türk senaryosuydu. Hem doğaldı hem de kışın ortasında böyle bir filmi izlemek gerçekten çok, yani çok mutluluk veriyor yani insana. Şöyle bir şey anlatıyor. Şimdi Hümeyra'nın oynadığı karakter Neziş. Onun yazlığına gelen 4 tane çocuk var. İşte Özge Özpirinç'in oynadığı karakter, Şeyden Bozoklu'nun oynadığı karakter. 4 tane karakter var. Neziş'in, Hümeyra'nın oynadığı karakterin düşüp böyle bayıldığını, böyle bir sağlık probleminin olduğunu öğrendikten sonra evine geri dönüyorlar. Yazlığa geri dönüyorlar. Ve hani eski çocukluk arkadaşlarının tekrardan birleşmesi, tekrardan birlikte olması gibi hikaye başlıyor. Çok çok doğal bir film dediğim gibi ve hepinize gerçekten öneririm. Uzun bir süredir böyle güzel bir Türk filmi izlememiştim. O yüzden hani Türk filmi hasreti çekiyorsanız öneririm kesinlikle. Evet, benim önereceğim filmler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve veya bu filmlerden herhangi birini izlediyseniz, izleyeceksiniz. Ya da izleyip de beğenmediyseniz o zaman lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yorumlara hep cevap veriyorum. Gerçekten yorumlara cevap vermek en sevdiğim şeylerden biri. O yüzden böyle bir konuşma başlatmak çok güzel olur. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.